Evet, Abdurrahman Yıldırım, günaydın. Günaydın. Şimdi hemen konuya gireceğim. Şimdi 750 basmanlık bir faiz artışı gördük. Zaten biz burada konuşuyorduk sizinle de. Bu sefer tahmin edemiyorum çünkü demiştiniz bu enflasyon verisi var. %9'un üzerinde Temmuz'da vergilerin artışı var. Bir de cumartesi günü bu KKM düzenlemesinden sonra altının doldurulması lazım diyorduk biz, hatırlarsanız. Evet. Çünkü madem TL mevduata geçilmesi isteniyor, yüksek mevduata ihtiyaç var. Piyasa mevduatları 21-25 civarındaydı. Faizler de 30-35 civarındaydı. Bu sizinle dün konuştuğumuz 1.8 kat meselesi var ticari krediler konusunda. Politika faizinin 1.8'ini geçemiyor. O rakam da şu an 56'lara gelmiş durumda. 25 olduğu için politika faizi. Dolayısıyla hani orada da bir marj var. Biraz yorumlayalım tabii. Vallahi piyasalarda, özellikle kredi piyasasında bir kilitlenme vardı. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'ın gelecek haftadan itibaren kredi piyasaları açılmaya başlayabilir şeyini de altını dolduramamıştık. Evet. Yani neye dayanarak şey? Demek ki buymuş. Ama yani ona dayanarak da işte diyelim biz %2-2,5 civarında eğer bir politika faizi artışı yapılırsa üzerine bu rasyoyu değiştirerek politika faizine bağlı kredi faizi rasyosuyla oynayarak onun sınırlarını genişleterek bankaları yeniden kredi verir hale getirebilir yorumunu yaptık. Evet, ama ona gerek kalmadı. Evet. Çünkü politika faizi aşağı yukarı şimdilik yeterince artırılmış oldu. Evet. Yani bu 7,5 puanlık artış bankaları yeniden işte %56'ya kadar varabilir kredi faizi. Dolayısıyla bankalar için bence şimdilik yeterli. Zaten yani belki de fazlasıyla yeterli. Onun altında da kalacak gibi olabilir. Kredi piyasasında yani krediler daha pahalı olacak. Ama kredi de açılmaya başlanacak. Bir bu. İki, önemli bir zorluk vardı bu kur korumalı mevduattan TL mevduata geçişte. Bankaların önemli bir zorluğu vardı. Çünkü mevduat faizlerinin ortalaması %25. 3 aylık mevduat %29. İşte dün de konuşmuştuk, enflasyon 47,5. Yıl sonu beklenen enflasyon 58 ortalaması, üst sınır 62 ve dünkü Merkez Bankası açıklamasından da görüyoruz ki bandın üstüne, yani %62'ye doğru yaklaşacak yıl sonunda. Peki yani o zaman kim niye %29'dan ya da %25'ten mevduat yapsın? Yani önümüzdeki aylardaki enflasyonun ne olabileceği açık. Dolayısıyla bunu giderecek şekilde bir faiz artırımı yapıldı. Yani şimdi mevduat faizleri de yükseltilebilir. Ve herhalde yani mevduat faizleri daha düşük, kredi faizleri onun biraz üzerinde ya da daha yüksek. Belki de en yüksekte de enflasyon olacak. Yani evet, yine negatif faize devam ama kırpılmış bir negatif faiz olacak. Sabah daha doğrusu şimdi Erhan Hoca ve diğer hocalarla da şöyle yorumlar da var mesela. Bugün Murat Salar da aynı şekilde söyledi. Eğer biz bu faizi, reel faizi yani yakınlaştırırsak bu sefer dedi enflasyona, tamamen piyasayı durdurmuş oluruz. Yani büyüme konusundan bahsediyoruz. Dolayısıyla şimdi hem büyüme gözetilip hem enflasyon aynı anda gözetildiği bir ortamdan bahsedersek yeri daha var gibi görünüyor. Şimdi hani 750 bas puan 25'e çekildi. JP Morgan, Barclays, Morgan Stanley yıl sonunu 35'e çektiler politika faizine. 4 ay var. 4 ay boyunca ne yapacağı önemli olacak. Çıktılarına baktığımızda ne diyeceğiz mesela? Orada metinde vergi vurgusu yoğun. Yani vergi vurgusu var. Vergiler tahminimizden daha fazla enflasyonu etkiledi deniyor. Peki şu olursa, ben onu merak ediyorum. Diyelim Maliye Bakanlığı işte bu memur maaşıydı ya da diğer personel giderleri ve faiz giderlerini arttırıp bütçede tekrardan 2024 ya da yıl sonuna doğru faiz oranlarında değişiklik, özellikle vergi oranlarında değişiklik yaptığını varsayalım. Tekrar yukarı yönlü.
Bu sefer tekrar Merkez Bankası bunun vergilerin artılmasıyla beraber enflasyon etkiyle daha da yüksek seviyelere çeker mi sorusu var. Çünkü orayı yani, çok yakın takip ediyor. Verileri çok yakın takip ediyor. Anladığımız o. Çekebilir ama faiz sadece vergilere dayalı değil tabii. Değil, yani vergi değil. Ama ben özellikle ama vergi diyorum. Artışları enflasyonu artırdığı için. Evet işte oradaki aslında metindeki artışı, hikaye o. Vergi artışı enflasyonu bahamızdan daha fazla etkiledi. Dolayısıyla üst banda yakın bir enflasyon seyretmesini bekliyoruz. Metindeki ifade bu, o yüzden dedim. Evet. Yani enflasyon yaratıcı etkiler bu ÖTV'de, akaryakıtta gördük. Evet, yani seçim öncesinde ben hani normalde beklemiyordum vergi artışını ama oldu. Yeni bir artış da bekliyor musun? Yine beklemiyorum. Ama da yani, olabilir. Yani olabilir de. Beklemiyoruz benim, biz ama. Yani benim ne bileyim ben siyasetin işleyiş tarzına biraz ters görüyorum. Yani seçime giderken iktidar kendi oylarının maksimize olmasını engelleyecek bir eylem içerisine girmez diye şey diyorum ama dediğim gibi yaptı bunu.